Değerli izleyenler, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Ama sadece hatırı yok, sağlığa muazzam katkıları da var. Bakın günde içilen 2 fincan Türk kahvesi hangi hastalıklara karşı koruma kalkanı oluştururken vücudu nasıl dinç tutuyor? Müstesiyle tadıyla başkadır Türk kahvesi. Minicik bir fincana sığan onlarca mucize. Türk kahvesinin nasıl hayat kurtardığını duyunca çok şaşıracaksınız. Türk kahvesi tüketen kişiler... Hanımlar dikkat! Diyet yapmadan zayıflamak istiyorsanız Türk kahvesini nasıl içmelisiniz? Burada kahvenin kalorisi bizim için çok düşük anlamına gelmiyor. Hangi ölümcül hastalığa karşı Türk kahvesi doğal kalkan oluşturuyor? Hücrelerimizi korumak adına kullanılabilir. Türk kahvesinin bilinmeyen etkilerini uzman diyetisyen Pınar Kural Magazin 8 için anlattı. 40 yıl hatırı vardır. Bununla ilgili o kadar çok ülkemizde hani kahve tüketimi var ki bununla ilgili bir atasözü bile var, yani hatırı da var. Türk kahvesi her derdin devası. Yani sadece 40 yıl hatırı değil, faydaları da var. Bakın bol köpüklü, mis kokulu bir fincan Türk kahvesi neler yapıyor neler. En çok şeker hastalarında tüketilmesinin olumlu etkilerini görüyoruz. Kan şekerinin regülasyonunu sağladığı için Türk kahvesi mutlaka günlük beslenmelerinde yer almalarını istiyoruz. Başta da dediğimiz gibi kahve genelde yemeğin üstüne keyif için içilir. Ama yemekten önce içildiğinde zayıflatma etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Zayıflama diyetlerinde de tok tutucu özelliğinden dolayı Türk kahvesine yer veriyoruz. Şaşkınlıktan ağzınız açık kaldı değil mi? Ama daha durun. Minicik bir fincan kahvenin nasıl hayat kurtardığını anlatmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin içeriğindeki koyu renkli olmasının sebeplerinden bir tanesi içerdiği polifenoller, tanen, fitat gibi maddelerden kaynaklı. Bu maddelerin son dönemdeki yapılan çalışmalarına baktığımızda Türk kahvesi kansere karşı ciddi anlamda koruyucu bir özelliği çıkıyor. Malum kanser çağın vebası. Neredeyse her ailede kanserle mücadele eden biri var. O yüzden konuyu biraz daha açalım. Bakalım Türk kahvesi özellikle hangi tür kanserle mücadelede iyi bir yoldaşmış? Meme kanseri, kolon kanseri, kalın bağırsak kanserinde yüzde net olarak vermek istememekle beraber %13'te %25 oranında kanser önleyici özelliği var. Kanser teşhisi koyulmuş olsa dahi Türk kahvesi tümöre karşı savaşmaya devam ediyor. İşte bu nedenle uzman diyetisyen Pınar Kural kanser hastalarına ve kanser riski altında olanlara Türk kahvesi içmelerini öneriyor. Oluşmuş olan kanserlerde de tümör hücrelerinin gerilemesini, küçülmesini sağlıyor. Ama her şeyin fazlası zarar. Hastalığa yakalanmayayım derken uykusuz geceler geçirmek istemiyorsanız işin uzmanına kulak verin. Türk kahvesi kafein içeriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bize önerisi günlük 300 mg'lık bir kafein içeriğinin geçilmemesi. Doktor hanım, bize gramla değil fincanla anlatın. Mesela günde kaç fincan Türk kahvesi içebiliriz? Benim önerim günde 2 fincan Türk kahvesini geçmeyelim. Neden? Çünkü Türk kahvesini fazla tükettiğimizde fazla alınan kafein oranında olumsuz noktaları var. Bunlardan en başta kalp hastalıkları, kan basıncının yükselmesinden kaynaklı ciddi tansiyon düşmelerine kadar da sebep olabiliyor. Eğer bu dozları aşarsanız faydadan çok zararı var Türk kahvesinin. Aman dikkat! Gebelik oluşumunda da olumsuz etkileri var veya gebelerde de. Gebelik zamanında da Türk kahvesi tüketimi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Kafein hanımlar için ne kadar zararlıysa yaşlılar için de o kadar faydalı diyor uzman diyetisyen Pınar Kural. Kafein içeriğinin artıları da var. Özellikle yaşlılarda, Parkinson hastalarında, Alzheimer hastalarında uyarıcı bir etki yaptığı için unutkanlığı azaltabiliyor. Birazcık daha kişilerin daha kendini iyi hissetmesini, daha dinç kalmasını sağlayabiliyor.